Efendim hoş geldiniz. Şubat ayının ilk gününde ayın ilk formatında birlikteyiz. Suat Demiral, Gökhan Gür, siz hazırız. Sizler de hazırsanız hoş geldiniz diyelim ve iyi akşamlar diyelim. Gökhan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim Zadık'cığım. Yine güzel bir program olacağını düşünüyorum. Koşularımız var hem öncesi hem sonrası. Ve tabii ki yurt dışı haberlerimiz de olacak. Hem at severler hem camia hem de programımızı sürekli izleyen dostlarımız var. Onların katkılarıyla beraber atçılık adına sohbet etmek için bir kez daha toplandık. Teşekkür ediyoruz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Zadık'cığım, siz de hoş geldiniz. Ekran başında değerli atçı dostlarımız ve yarış severlerimiz, sizler de hoş geldiniz diyerek yayınımıza başlıyoruz. Ben geçen haftanın önemli koşullarını mercek altına alacağız. İzmir'e gideceğiz. Kısa vade 8, 4 yaşlı Araplar 1600'e çıktı. Startı ağır rica edeceğim sayın yönetmenimden. Çünkü koşunun belki de hikayesi orada başlayacak. O bir çelik koşunun ciddi favorisi %53 ile ama kulvar numarası 3 şu anda görüyorsunuz. Starttan 20 boy kadar geç çıkmıştı. Bunu konuşacağız çünkü daha önce hiç yapmadığı bir olay. Evet. O bir çeliğin acaba günlük anlık orada ne oldu bilemiyoruz. Şimdi Zadık'cığım tabii ki atlar da canlı, çok özel canlılar, siyahlı canlılar. Bazen yoruluyorlar, bazen bir yerleri acıyor. Tam oraya geçecektim, acaba bu etki olabilir mi? Kesinlikle öyle. Hani starttan çıkmadığı zaman kesinlikle bir sıkıntı, bir problem vardır. Ama o anlık mı, o günlük mü, onu daha sonra belli olacak. Fakat o anlık, o günlük, o zaman olsa dahi bazı atlar bunu unutmuyor, huy haline getirebiliyorlar. Bu da çok büyük bir etken. İngiliz atları buna biraz daha meyilli oluyor. Arap atları varsa bir sıkıntısı ya da problemi, o anlık bir durum üstesinden gelebilir. Ama İngiliz atları biraz daha huy edinme noktasında Zadık'cığım, daha böyle takıntılılar. Ama Arap atları o kadar takıntılı olduğunu söyleyemem. Fakat Obur Çelik startta izlediğimizde Jockey'i Tolga kapak açılında at hamle yapmadığında, evet, yapması için müthiş bir uğraş veriyor. Aslında sen bu konuyu açtın. Bu konunun en güzel örneği, özeti bu yarış. Evet ama Tunç Siper'i koşusunda Miran Alp'in yarışı. Orada bunu detaylı anlatacağız. Tamam. Çünkü orada bu senin sorduğun soruların hepsini Miran Alp bize anlatıyor. Anlatıyor, evet. Yani çünkü burada tam göremiyoruz. Yani işte kamera açışından Tolga at çıksın diye bir uğraş veriyor, o kadar. Ama Miran Alp jokeyi atın çıkması için uğraş verdiğinde Miran Alp'in yaptığı hareketler, işte senin sorunun cevabını Tunç Siper yarışında alacağız. O zaman karizmatiğe girelim. 2'de 2'de başlamıştı isimde kumda. Evet. Bir anda dikkatimi üzerine çekmişti karizmatik kumda 2'de 2'de başlayarak. Daha sonra hedef büyütüldü, farklı yerlere gitti. Evet. Bir anda uzun bir süreçte kazanamıyordu ama bu koşuda... Şöyle ki ya, şimdi tabii böyle gösterişli kazanan atlar ister istemez önünde grup yarışları oluyor. Doğal olarak hepimiz yani at sahibi antrenör ekip olarak o yarışları gözlükebiliyoruz. O yarışlarda atımızı koşmasını istiyoruz. Ama atımız buna ne kadar hazır bilemiyorum. Şimdi karizmatiğe bu noktada haksızlık yapmamak gerekir. Ama o yarışlardan sonra o beklenen koşuları yapmadı. Bu da atçının içerisinde var, görebiliyorsun. İşte bazen atını yol haritası gazi koşusunda harcayabiliyorsun. Yol haritası başka bir, işte ben çaldıran koşacağım diye erkek tadeneme koşacağım ya da ne bileyim klasik bir yarış koşacağım diye hedefliyorsun. Mustafa'da 2'de 2'de yaptıktan sonra hemen Kazım Karabekir. Yani ondan olduğunu düşünüyorum. Yoksa atta bir yetenek var, bir potansiyel var. Onu zaten bugün gösterdi. Koşu içerisinde de en ciddi rakibi yarıştan, evet, kopunca bu arada Muhammed Mir Bilgin de İzmir'de inanılmaz başarılı gerçekten. Kazandıkça daha da moralli. Mesela ata teşvik yaparken bu yarışta değil de bir İngiliz yarışı kazandı, bizim gündemimizde olmayan. İnanılmaz beğendim. Kendini geliştiriyor bu arada, kutlayalım. Karizmatik bugün o bir çeliğin koşmamasıyla birlikte liderliği alıp tempoyu kendisi belirleyince gücünü de gösterme noktasında olduğunda bana kalsa çok zorlamadan kazandı. Yani 5 boy fark az değil. 1.51 İzmir kumu için kötü bir derece değil. Kozmos istikrarlı bir at. O istikrarını sürdürüyor. İkinci oldu. Düzlüğü alabiliriz. Buralarda bir şey yok. Sadece hep anlatıyorum ben hocayla da birlikte. Bak tamam, yeterli. Oynatalım. Yani bir dışarı çıkma, bir dışarı açılma sevdaları var. Yani. Evet, devam ediyor. Rüzgardan da bunu çok net anlatacağız, paylaşacağız ama bak. Yani atlardan açılma, boşluğa kaçma, böyle bir durum var. Aslında rakip önde, içeride, görüyor musun? Evet. Bak açılıyor burada, görüyor musun? Bak şimdi daha açılacak. Bak sanki öndeki at yok, dışarıdaki at var, dışarıdaki ata meyli oluyormuş. Bak hep dışarı doğru.
Ha öndekini yakalayamıyorum, arkadaki beni geçemesin diye mi yapıyor bilmiyorum. Evet. Ama dışarı baktım, gördün mü nerede bitirdi? Arkasındaki at onun bir iki atlık dışındaydı. Son 200'den sonra onun iki atlık içinde bitirdi. O at 3 boy önde aslında Kozmoz rakibinden. Bir dışarı meyilliliği var İzmir'de. Piste o kadar meyilli değil. Ben de onlarca yarış bindim. Ama son itibariyle bu tablo hiç İzmir'de değişmiyor. Top alacak olursak bence karizmatik ve ilgilenen özellikle jokeyini kutlayalım. Karizmatik'in bu koşusu en ciddi rakibi yarıştan kopsa da bir tesadüf yarış değil. Bu at güçlü bir at. Zaten belli etmiş. Bu ve benzeri yarışları her zaman yapar. Yani 1600 çıkardı bu at. Yarın öbür gün böyle önde boş bırakıldığında 1200-2000 metreyi de çıkaracaktır. Yani güçlü bir at. Hocam 2'de 2'de başlamıştı bu pistte karizmatik. Tabii koşu önce start verilince 20 boyluk bir o bir reisin startta kaldığı durum var ama O bir çelik. Net bir birincilik geldi karizmatikten. 2'de 2 yaptığı pistte. Şimdi şöyle bir şey Zadikciğim. Tabii ki öncelikle o bir çelik ve ilgililerine geçmiş olsun. Böyle sınıf üstün yetenekli bir safkanın yarış dışı kaldı adeta yani. Değil çünkü mi? Kapanabilmesi mümkün değil kağıt üzerinde ki nihayet de netice öyle oldu. Fakat yarışta atların kendi arasındaki özgüvensizliği ya da jokeylerin ya da verilen taktikler böyleydi. İnisiyatif almadılar veya alamadılar. Burada tabii öncelikle taktik böyle de verilse verilmese de kendi inisiyatif kullandıysa da Muhammed Bir Bilgin kardeşimizi kutluyorum. Çünkü atı eşkalli bir at. Öyle hadi dediğinde kalkacak bir at değil. Yarış yavaş gidiyor. Bakın şimdi yarışta orada ekranda ne yazıyor sıralama? 3-5-2. Böyle de bitti. Yani bir yarışın başladığı gibi bitmesinin tek bir anlamı vardır. Yarış yavaş gidiyordur. Öndeki atlar hiç yorulmaz. Kimse de suya sabuna karışmaz. Arkadakilerin de muhtemelen rakipler belki yorulur da biz Uğur'a gelelim biraz daha bekleyelim demeleri. Hiç kimsenin bir yere gelecek hali kalmamış. Gelemiyorlar da zaten. Arkada da gidemiyorlar bu tempolarda. Öndeki at çok şık, güzel eşkalli bir at. Atlar biraz böyledir. Arap atları özellikle böyledir. 4'ten 5'e geçerken eski atçılar öyle derdi. Arap atının gerçek yaşı 5 yaşından sonra başlar derlerdi. Güzel bir eşkali var. Güzel bir orijini var. İyi bir kan hattına mensup. Demek ki gerekli gelişimini tamamlamış, sıkıntıları halledilmiş. Evet. Böyle güzel bir koşuyu yarışmadı adeta yani. O kendi yarışını yaptı. Arkadaki atlar kendi yarışını yaptı. Başta Muhammed Bilgin kardeşimiz ve atın tüm ilgililerini kutluyorum. Başarıların devamı diliyorum. Bu arada biz tabii ki Zadikçim kısa vade bandında işte grup koşuları gündeme taşıyoruz. Yani bu hafta anlatacağız tabii ki ama yani bir iki at dışında geri kanatların hemen hemen yarışla alakası yok yani. Yani o da biraz yani gerçekten. Bir Gordon Clough yarışı var. Şimdi geleceğiz onlara. Bunun haricinde üçüncü olan at sonuçta kısa vade 8 ki biliyorsunuz bu yıl bazı yarışlar gruptan kısa vade 8 bandına 9 bandına indi. Böyle bir çalışma oldu. Çok da doğru olduğunu düşünüyorum. Daha çok mücadele bekliyoruz hocam yani koşullarda hiç ama yok. Bazen bakıyoruz hakikaten. Hiç mücadelesiz yarışlar olabilir elbette. Olur. Muhakkak ama böyle bir klasmandaki yarışların kopuk yani. Hani bir at çok iyi koşar, iki önde kazanır, diğeri ikinci, üçüncü mücadele olur ama 1, 2, 3, 5 boy İkincilikten üçüncülüğe 20 boy var yani. Vallahi şimdi öyle bir döneme girdik ki Gürkan, şimdi gelecek sıradaki koşumuz Antalya'da kısa vade 8, 4 yukarı İngilizler 1400'e çıktı. Bursa'dan buraya gelen Mir Bey ki bugün de Kocaeli Kartepe hipodromuna geldi. Safkan 3 ayrı pistte çok kısa aralıklarla koşmasına rağmen net birincilikler yapıyor. Şimdi koşular cazip oluyor. Rakiplerini geçince atında biraz sağlıklı tuttuğunda üstesinden geliyor yani. Bir rica ederim Sayın Yönetmenim. Evet. Çakır Dağlı ikinci oldu, Atlıkaya üçüncü. Burada da Mir Bey Akın Sözen'le koşuyu kazandı ki genelde Beyaz Bayrak Ayna yarışını izleriz Mir Bey'in. Evet. Biraz daha kontrollü gittikten sonra liderliği alıp kazandı, neler söylersin? Şimdi Mir Bey bu programda herhalde en çok biz anlatmıştır hocayla birlikte atın ilgilerini, atı iyi hazırladığını. 2 yaşından beri bu tay iyi koşuyor. Başarılı yarışları var. Sadece işte bir 64-65 günü 2 yarış koştu ama keşke koşmasaydı bu at çünkü kazanç sağlamış bir at. 3,5-4 bin yakın bir kazancı var. Bunu niye dile getiriyorum? Kimsenin kazancına dikkat ettiğimizden değil ama yani at sana maddi mali bir kazanç sağlamış. 64-65 kilolar bu zaman diliminde atlara sakatlık getirir, problem çıkartır Zadikçim. Ama bu at bunun da üstesinden geldi. Keşke o kiloları koşmasaydı. Fakat Ankara'da bir yarışı beklettiler. Evet. Ve sonrasında at iyi de koştu. Ve biz dedik ki eğer bu at bu bekletmeye alışırsa ki bekletildiği halde alışmış bir şekilde ilk yarışında tabela içerisinde tamamladı. Giden atların arkasında kalıp
Çünkü çok beklemeye gerek yok. Nitekim Samuray Akacıki yani 48.5 geçti Antalya kumarı. İstanbul'da Dakmar 49.5 geçti Dakmar yarışı. Sentetikte, kış sentetiğinde. Bu yarış Antalya kumu 48.5 geçti. Hemen onun arkasında kolay gidiyor. Tabii arasından çıktı ve kazandı. Şimdi Mir Bey hem daha iyi yarışlar yapacak hem daha az yorulduğu için daha üst seviyeye çıkacak. Bu benim fikrim. O zaman da söylemiştim. Ve bu koşuda onun örneğidir. Yani... Her zaman bu kadar böyle Samuray Akacıki gibi çok süratli gitmeyebilir yarış. Ama yine giden atın arkasında biraz idareli gittiğinde, düzlük önünde yürüttüğünde ne oluyor? Liderliği alıp bütün yükü taşımadan, liderliği teslim ederek ama temposu çok düşürmeden düzlükte devam ettiğinde çok daha yarış yapacak. Mesela bu yarış kısa vadede 8. Bence grup koşu olsa da kazanacaktı. Yani ki 5 gün sonra Kocaeli Kartepe'ye gidiyor. Evet, bugün evet. Bu kez beyaz bayrak aynı. Geçen sene de bu ve benzeri yarışları zaten Çakırdağlı kazandı. Grup yarışlardı, doğru mu? Evet. Onu da baktığın zaman 2-3 boy kadar bir kamçı teşvidi almadan kazanmasını bildi. Atlıkaya istikrarlı bir at. Çakırdağlı zaten o da istikrarı ve biraz zaman ve müsaade edildiğinde hep iyi koşuyor. Ama Mir Bey'e bu mesafede bu rakipler pek bir şey yapamaz. Hele ki bu stilde gidenin arkasında kaldığında kazanmaya devam edecek Mir Bey. Zaten bugün de dediğin gibi sonuç ortaya çıktı. Kutlayalım. Hocam 2024 15 Ocak Bursa, 26 Ocak Antalya ve bugün nihayet 1 Şubat Kocaeli Kartepe. 3 aylık hipodromda 15 gün içerisinde 3 birincilik Mir Bey'den. Şimdi eleştiriler bazen olumlu ya da olumsuz yapılırken neticeye bakmak gerekir. Kazananı tebrik etmekten başka kimsenin yapabileceği bir şey yok. En doğrusunu işin başındaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bilir. Ben atın ilgilerini de şahsen tanımıyorum. Ama yaptıkları iş doğru. Şimdi bu at kağıt üzerinde kısa bir sezonu var. Çünkü kış pistlerinde şartları açıldı. At diri, çok formda. Yeni yıl. Ve rakipleri çok kötü. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Evet, evet. Sene yeni dönmüş, rakiplerinin ne kadar kötü olduğu iyi çalışılmış. Bir, at koşuyor, kazanıyor mu? Kazanıyor. Kazanan her zaman haklıdır. Bu işte hiç kazanana kimsenin bir şey söyleme lüksü yoktur. Bak şimdi burada mesela at Antalya'ya gitmiş. Gidenlerin arkasında bekliyor. At zaten çok akıllı bir at. Evet. Çok yetenekli bir at. Çok. Bak bisiklet gibi, çok pratik bir at. Yok yani üzmüyor. Öndeki önüne geziyor, dışarıdaki daraltmak istiyor ama zıt diye kaçıyor altından. Hemen orada aradan sıyrılıyor, gidiyor ve ara yapmaya başlıyor. Arkasından dönüyor. Bildiğim kadarıyla İzmir aflarına sıyrılıyor. Muhtemelen Kocaeli'nde de kalıyor olabilir. Hı. Tam ikamet ettiği hipodromu net bilmemekle beraber. At dönüyor. Nereye gelirse gelsin 7-8 saat 10 saatlik bir yoldan geliyor. Dinleniyor. Daha bu yarış koşulmadan kaydı yapılıyor. Evet, evet, ama bravo. Bu defa da adeta meydan okurcasına bu akşam beyaz siz bayramı. Benim ayarım değilsiniz, siz benim sınıfımda bir at değilsiniz dercesine startla beraber bu defa meydan okuma yarışı yapıyor. Basıyor gidiyor, ara yapıyor ve güle oynaya kazanıyor. Şimdi bu atın ne kadar sağlıklı olduğunu, diğer rakiplerinin iyi olmadığını ve yarışa iyi çalışıldığını veyahut da aralarında bir ciddi bir sınıf farkı olduğunu göstergesidir. Ben defalarca söyledim bunu. Mir Bey'e karşı özel bir sempatim var. Çok iyi bir safkan. Çünkü Mir Bey bir takım şeyleri, tabuları yıkmış bir at. Mesela ata bakarsanız 1 Haziran doğumlu olmasına kadar nadir bildiğim at doğum tarihidir. Evet. Kendi şahsiyatlarımın bile belki çoğunun doğum tarihini doğru söyleyemeyebilirim yani ezberden. Ama bu safkan 1 Haziran doğumlu. Buna mukabil 2 yaşında fazla sayıda start aldı. 3 yaşında fazla sayıda ve bu at hep üst seviye yarışlar koştu. Yani şartlı handikapatı değil bu at. Kısa vade ve açık yarışlarda boy gösteren bir safkan. Bu tip dişine göre rakipleri de yakaladığı zaman hiç affetmiyor. Evet. En iyisini işte bu akşam birkaç saat önce, 2 saat önce yine koştu, yine kazandı. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok konuldu. Evet. Mir Bey var. 3 aileyle Bursa'da, Antalya'da ve Kocaeli Kartepe'de. Burada da şunu söylemeden edemeyeceğim. Türk atçılığına birçok aygır kazandırıldı. Gerçi az sezonda çalışmadı ama at tipik bir Yonaguşka özelliklerini taşıyor. Çok güzel bir orijinal sahip. Yonaguşka hem baba olarak hem kısrak babası olarak eğer ki diğer aygırlarımız gibi uzun yıllar yaşasaydı Türk atçılığının özellikle kış yarışlarını büyük domine ederdi. Aynen. Yani çok eski yıllarda Royal Abjad'ın Anekantfor'un yaptıklarını kesin yaparmış. Çünkü daha üst kalibre kıstaklar görecekti. Daha iyi neticeler alacaktı.
kanaatindeyim. Zaten hocam Anakanta büyük bir kayıpmış yani. Anakanta Spor 2 yıldır hiç yanına rakibi yok. Bu yıl da herhalde rakipsiz bitirir. Ama yani şimdi şöyle bir şey. Anakanta Spor Golop'ta line-out gelir ama sayı da fazla. Ya şimdi şöyle bir şey. Sayının gelmesi önemli değil. Kaliteli sayı var. Evet. Anakanta Spor. Yani şimdi bu Yonaguşka özelinde şunu söyleyebiliriz. Atların birçoğu no name kısaklar. Yani yabancıların average earning index dediği. Zaten en son İzmir'de bile sayı gördü hocam. Sayı da görmemiş. Yonaguşka kağıda girdikten sonra atların kazançları artmış. Arttı. Yani o yurt dışında çok değerli bir donedir. O yönden de çok önemli bir soru. Babası kaptan Rio'da böyle iyi anneleri veyahut da böyle yavru buldum. O da işte yetkili atlar böyle. Ben her zaman söylüyorum. Aygır tek başına çok önem arz etmiyor. Benim açılığa bakış açımda ama doğru tarlayı tohumlarsanız, aynen iyi öyle bakarsanız atınıza da bu tabii çok uzun bir silsile. Bak işte at koşuyor. Demek ki at iyi bakılıyor, iyi dinleniyor. 6 gün içinde İngiliz atı. Arabatı kaldırmıyor. İnsanlar arabatını koşmak istemiyor. Evet, yani. Ve koşulduğu zaman eleştiriyoruz. At yoruldu diyoruz. Yani Antalya ile İzmit oldukça uzun bir yakasıyor. Aynen. Kocaeli Bursa olsa anlarsın ama Antalya Kocaeli gerçekten zor numarasın. Evet. Tebrik ediyoruz gerçekten. Formda bir safkan. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim gerçekten. Aynı gün Antalya'da kalacağız. Kısa vade 8. 4 yukarı Araplar. 2100'de çıktı Sentity. Startı bir alalım. Bekleyelim. Evet. Bir geri alalım. Bir geri alalım Yunus'cum. Bir geri alalım. Kurbar 7. Durduralım. 40 safkan görüyorsunuz. Evet, durduralım. Kim sen sordun ya neden oluyor diye. Evet. Derecesiz. 7 starttan Miranap çıkacak. Atın kafası sağa sola dönüyor ya. Böyle ağır oynatabiliyoruz Yunus'cum. Bak atın kafası sağa sola bir hareket ettiğinde jockey önü sağa sola oynatıyor. Hareketlendirmeye çalışıyor. Hani hadi ona diyor yani bir komut veriyor. Evet. Hani hadi diye değil. Ağzını da oynatıyor. Ağzını attıkça kantarma bu tarafa çıkıyor, bu tarafa gidiyor. Bu tarafa çıkıyor, bu tarafa gidiyor. Reddediyor her şeyi. Reddediyor. Bravo. Yani bir ata istemediği sürece dünyadaki hiçbir jockey hiçbir şey yapamaz. Zaten gücü yetmez. Hı. Yani bir at ben dışarı gidiyorum mesela jockey onu kantarını tutup çevirebilir mi? Hı. Mümkün değil. Ben 6000 yarışmamış bir adamım. Asla. Hı. Ki bir çoğu jockey'den de o zamana göre kol kuvveti olarak da belli bir noktalardaydı. Öyle bir şey yok. Direncini kırabilirsin. Onu hareketi yaptırmaya çalışabilirsin ama kafaya taktığı an mı geçiyorsun. Hı. Şimdi bir daha bir alalım ya. Yarışta aslında Tunç Siper'i anlatacağız ama bak görüyor musun bak. Bacakları da kolları olmuş. Bak o kantarmayı görüyor musun? Oynatıyor böyle. Reddediyor. Reddediyor. O yüzden bir at istemedi mi zorla bir şey yaptıramaz. Hı. Çıkmak istemedi Münala ve çıkmadı. Geçmiş olsun o zaman. İnşallah devamı gelmez. Devamı gelmez. Tunç Siper'i kariyerin en kolay koşusunu kazandı belki de. Şimdi şöyle kariyerin en kolay koşusu kazandı gözüküyor. Fakat birçoğu at aslında ülkemizde böyle. Bunu çözen jokeyler, o atı çözen jokeyler çok başarılı oluyor. Yani bu Tunç Siper'i ağız istinadını seven bir at. Yani yürüttürüp ele alacaksın, yürüttürüp ele alacaksın. Bunu inan ki çözülebilse çünkü o kadar çok at biliyor ki aktif olan jokeyler. Bakıyorsun şu an Türkiye'deki son yıllardaki en etken 3 jokeyimiz de yok. Evet, doğru mu? Doğru. 2 sene olsa da Selim yok. Kocakaya gitti. Alice'de zaten hem istirahat ediyor hem geçen günü beraberdik. Çok iyi durumda Alice kardeşim. Çok iyi geliyor. Tabii sosyal medyadan yolladım ama herkese çok selam var. Ben çok iyi gördüm. Zaten ciddi bir profesyonel. Ama her yönüyle çok sağlıklı bir şekilde geri dönecek. Şimdi bu 3 tane jockey de olmayınca bu aktif olarak binen bu jockey arkadaşlarımız bugün 5, yarın 5, öbür gün 5 hepsi kazanacak atlar. Kocaeli, İzmir, Adana, Bursa ister istemez konsantrasyon sarsılıyor. Yani elinde değil. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Tunç Siper'inin stilinde çok at var. Bak çok at var. Yürüttüreceksin ağzının altında alacaksın. Çekmek değil. Yürüttüreceksin ağzında olur. Yürüttüreceksin ağzında olacak. Bir güven gelecek böyle bir kabaracak. O zaman başarılı oluyor. Bir koşuyu hissettireceksin sonra da. Her at değil. Tertil. İşte bak Tunç Siper öyle bak şimdi burada arkada boşlukta gidiyor. Onu bir doldurup ele almaya çalışacak. Öndeki atları yürüttürmeyince Tunç Siper'e gibi at üstüne çıkacak. Bak izle. Bak. Asılacak kantar bak buralarda görüyor musun? Evet, aynen. Yarış hızlanmış daha dur bak. Bak görüyor musun? Bak. Nasıl doluyor? Evet. Düzlük dönüldüğünde de Ayhan bunu çözdü. Ayhan bunu çözdü. Dezavantajla dolandı dışarıya. Evet biraz dışarı geldi. İçeri tercih etse daha ara bak. Bak koluna kamçı vuruyor. Yürüttürüyor ele alacak bak şimdi bak. Yürüttürüyor. Evet. Görüyor musun bak. Şimdi dolduracak. Dolduruyor. Bir daha aynısını yapıyor yine itmiyor. Görüyor musun? Ufak bir uyarı. Evet. Bunu işte çözdüğün an çok at çok yarış kazanır. Ya da çok daha fazla performans olur. Bak öne çıkacak. Sen çok kolay dediğin at duracak ha. Evet. Boşluk olduğu için at gelmediği için Arap atları bunu yapıyor. Bak burada bir mailleniyor. Bak fotoya geçerken dikkat et. Bak iki boy var. Öbür at geçecek neredeyse onu. Bak inanamıyorsun. Ayağını bak buralarda anladı zaten. Ya bıraktı bak. Geldiler gördün mü? Evet. Bak. O Arap atın özelliği evet.
Son itibariyle Tunç Siperi kuvvetli bir yat. Yüksel abi inatçı bir yat. Fuat abi bana kalsa biraz erken öne geldi. Evet, Fuat abi. Biraz erken öne geldi, kendine güvendi. Aldı gördü, tabelada tamamladı. Ama Tunç Siperi bu stilde ayağını çözdü. Diğer jokerler de bunu görecektir. Bence kazancı her noktada yani artacaktır. Artacaktır. Eküller favoriydi hocam 138'de. Kazanan 128'lik Tunç Siperi oldu. Şimdi hep konuştuğumuz bir şey var. Ben çok sık kullanırım bu deyimi. Atlar kağıt üstünde koşmuyor, pistte koşuyorlar. Kağıtta yarışı kazanmak kolay ama pistte biraz zor. Şimdi burada sizler ikiniz de güzel konulara temas ettiniz. Ama at kazanmamaya öyle bir uğraşıyor ki, gayret veriyor. Ayağım bunun üstesinden geldi. Evet. Yani o kadar zor bir timing. Sertlik yapıyor, gitmek istiyor. Önünü kapattı ki önünü, güzel bir set var önünde. O seti iyi kullandı, arkasında atı yumuşatmaya uğraşıyor. Dışarıyı gösterdi, gitmek istiyor. Eğer hamleye soksa atı, içe kaçacak. O kadar belli ki. Sonunda yarış kesin yaptı. Protesto olacak. Sonlar dediğinizi yaptı. Yok, onu daha evvel de yaptı. Ayağını hissettirdi onu yapacağını. Ayağın sürekli kamçı doğru elinde. Hı. Hani biz bazen diyoruz ya, düz yolu döndü, kamçı sol eline al. Bak burada sol elini alsa, şu elini kaldırsa atların üstüne çıkar. Tabii %100 kasılırmış. Kesin protesto. Yakından göreceğiz yani zaten. Yani kazıklar mıydı, atlara mı çarpardı, ne yapacağı da belli değildi. Ama çok kuvvetli, çok kaprisli bir at. Hani o sondaki ara önemli değil. Mesela belki son atçılığımızın son 30-40 yılına gelmiş en büyük şampiyonlardan biri Yavuz Han'dır. Yavuz Han da böyleydi. Evet. Ve çok kaprisli bir attı. Yani çok kuvveti vardı ama baş, boyun, burun, yarım boy ancak öyle kazanıyor. Geçtim duruyordu. Böyle yani, onun timingini iyi ayarlamak, doğru yerde hamle yapmak ve doğru hamleyi yapmak ya da yapmamak. Bak burada ayağım başından sonuna kadar yapmamaya direndi. Çünkü altındaki atın o kaprisleri yapacağını, onun yapacağı her harekete ters cevap vereceğini hissetti. Ki 400'e göreceğiz hocam. Bak şimdi buralarda çok sertlik yapıyor. Şimdi kamera değişince nasıl? Üstlerine çıkacak gibi diyor. Müthiş kuvvet var hatta. Evet. Ama işte o kuvveti ayağın kullandırmıyor ve ona güveni veriyor. Dur bekle, gitmiyoruz daha diyor. Umut vermiyor. 400'e geldiğimiz hocam göreceğiz. Tuttukça ne kadar sertlik evet. yapıyor. Tabi burada da biraz kağıt üzerinde artık dışarıya gelmeyi yeğledi. İçinde, önündeki rakibi arakladı. Fuat Ağa'yı gözüne kestirdi. Ben bunu kapacağım burada dedi ama bak hep elinde sağdan kamçı, ufak sağdan kamçı uyarı. Ve ikaz uyarı sağ. Diyor ki yatma içeri, bak diyor, atın üstüne çıkacaksın. Düz git diyor. Düz git. Bir daha yap. Düz git. Bak elini kaldırmıyor. Elini kaldırırsa çıkacak atların üstüne. Evet. Elini kaldırmadan alttan vuruyor kamçı. Bak nihayetinde durdu burada. Durmuyor, at bekliyor. Diyor ki yarışacak at kalmadı. Ben işimi bitirdim artık diyor. Kaprisli bir at. Zor bir at. Ama gücü kuvveti ilerleyen yaşına rağmen yarış kariyerinde parlak bir birincilik elde etti. Burada başta Müzeyyen Tuğdaş hanımefendi ve Tuğdaş ailesi olmak üzere atın tüm ilgililerini kutluyorum. At bildiğim kadarıyla yine bir ekip değişikliği oldu bu atın ekibinde. Tekrar eski ekibe geçmiş diye duydum. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama kime geçtiyse geçsin, at bir kere moral ve maneviyat açısından çok keyifli. Evet. Çok şık. Ayhan Kurşun da Safkan'ı gerçekten çok idareli bir şekilde kullandı. Tebrik ediyoruz Safkan'ı ve ilgililerini efendim. Hafta sonu İzmir'e geliyoruz. Hasan Tahsin'in aldığımız koşu grup 3. 4'lük Araplar 1600'e çıktı. Rüzgar Dahan 168'li koşunun favorisiydi. Vedat Abiş'le kazandı. Çok konuşuldu sosyal medyada. Komiserler kurulu raporunu hemen ben akşam... bir hafta ceza almış. Akşam herhalde. Önce beklediler yasal şeyin hakkını kullanmak istedi Vedat Abiş. Ama çok konuşuldu. Ondan çok Rüzgar Dağı'nın son 400'deki pozisyonu konuşuldu. Ya şimdi Zadık'cığım, tabii ki artık bu konuşulmalı. Sonuç itibariyle 2023 yılını en fazla kazanan jockey olarak bitirdi. Bu yıl aralıklı binse de son zamanlarda hızlandırdı. Yine en çok kazanan durumunda. Aranan ve liste başı bir jockey. Yaşı da genç. Doğal olarak artısı eksisi olduğunda dile getiriliyor. Şimdi buradaki bunun dile getirmesinin sebebi, kim eleştirdiyse, kim dile getirirse %100 haklı. Neden? Çünkü çok gereksiz bir hareket. Çok beklenmeyen, yani olmaması gereken bir şey. Şimdi ben onu anlıyorum bir jockey abisi olarak. O şimdi diyor ki, ben diyor yerim iyiydi. İçeriden diyor boşluktan çıktım. Atım da kuvvetli. Ben iki boy öne çıktım, pisti ortalayayım, bitireyim dedi. İşte o iki boy çıktığını çıkamadı. Anladın mı? Evet. Yani o hiç kimseye zarar vermeden açıldım diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Oradan yanılıyor. Yoksa ya ben geldim de açılayım, ona fol yapayım diye olduğunu düşünmüyor. Eğer öyleyse bizim bildiğimiz noktada abiş değil o. Yani burada bak, ha, evet. Biraz geri alabilir miyiz yönetmenim? Rica ediyorum, biraz geri alalım. 600'den. Alalım bak, alalım. Tamam.
Tamam, gelsin. Tamam, tamam, tamam. Şimdi koşunun en iyi yerinden kolay gidiyor. En doğru mu? Atlar evet. Üstüne çıkacak. Oynatalım lütfen. Yunus'cum bak şimdi. Üstüne çıkacak artık. Çok kolay gidiyor. Doğru mu? Doğru. Ve hepsi itiyor ve bir tek o tutuyor. Zaten favori. Yine şimdi burada önünde açıldı mı? Açıldı içerisi. Daha da açılacak içerisi. O yüzden kamçıyı da aldı. O dedi ki ben buradan yürüttürdüm. Öndeki atı da geçtim. 2-3 boy yaptım. Pisti ortalayayım. Eğer ola ki biri gelirse diye. Ama işte 3 boy yapmadı. Evet. Bak burada da at onun neredeyse sağ arasında tutup içeri almak zorunda kaldı. Darloy bundan çok ciddi etkilendi. Bu hamle olmasaydı bence de rüzgardan kazanacaktı. Ama sonuç itibariyle Vedat bu olayı kendisine zarar olarak geri döndü. Daha dikkat etmesi gerekiyor. Doğal olarak her şeye rağmen yaşı genç, heyecanı var. Bir atın üstünde hakimiyeti, teşviği, duruşu zaten tartışmaya açık bir konu değil. Ama bunun yapmasının sebebi ben açayım ve pole yapayım değil. Çok kolaydım. Önümde açıldı, yürüttürdüm, 3 boy yaptı. Biraz pist ortalayayım. Olay bitsin dedi. Oradan devam edeyim. O ara işte diğer atlara 3 boy yapmamıştı. Darloyon'dan etkilendi. Rüzgardan söyledik. Bursa'da Ekürüs'le 1-2 yapmıştı. İzmir'e gidiyor. Bu yılın herhalde İzmir'in kumdaki en iddialı atı dedik. Dolayısıyla da o şekilde oldu. En ciddideki bir tabip start almadı. Nedenini bilmiyorum. Belki mesafe bekliyorlardır. Fakat tabii Darloy bir de el değiştirdikten sonra aşama kaydetti. Aslında inanılmaz bir kağıdı var. Babası Özgünhan, annesi Kadercan. Hoca koştu zaten müthiş bir at. Kağıt olarak görünümde öyle. Artık 6 yaşına geldi ama grup koşusunda ikinciliği elde etti. Bu tesadüf değil. Bence bu at aşama kaydetmeye devam edecektir. Rüzgardan ve Aksoy Ekürsü'nün tüm ilgilerini kutlayalım. Devam edecektir kumda kazanmaya. Hocam Rüzgardan ve Databiş konuşulacak. Gerçekten bir durum var ortada. Şimdi biz bu ekranlarda konuştuğumuz zaman bazen kızıyorlar, bazen üzülüyorlar ama şimdi benim gördüğüm bariz hataları Vedat'ın, çocuğun üstüne sanki bir baskı oluştu yani. Bu Gökhan Kocakaya'nın gitmesi, son zamanlarda sürekli o tercihleri kendisinin yapması ve kazanıra yakın atların tamamının ona gelmesi. Yani şu yarışta yaptıklarını şöyle bir şey söyleyeyim. O yeni uygulanan bir sistem var ya, apranta okulunda kursiyer çocuklar var, yarış biliyorlar. Ancak onlardan biri yapar yani bence. Bir baş jokeyin yapacağı şeyler değil. O favori falan değil yani. Çünkü onu oraya sürükleyen, sevk eden neden başka yani. Yani inanıyorum ki bu yarışı seyrettikten sonra muhtemelen benim düşündüklerimi kafasından geçirmiştir. Neden böyle bir hata yaptım? Bir, ikincisi de her ne kadar İzmir'de yarış da binse artık tecrübesi artıyor ama hala bu pistte iyi binmiyor. Değil mi hocam? O çok önemli bir şey. Benim şahsi kanaatim. Ben çocuğu çok seviyorum. Çok terbiyeli, çok çalışkan. Çok efendim. Gerçek bir star yani. Biz burada çok baş yok hissettik ama bu da onlardan biri. Şimdi benim söyleyeceğimler birazdan geliyor. Bak şimdi at burada inanılmaz sertlik yapıyor. Tamam, burada bir durduralım Yunus. Bak şimdi her şeyde böyledir. Eğer ki ağır çekimde yavaş yavaş gelir miyiz? Zaten at bu gruptan üstün bir at. Geldin, diren dibine girdin. Tamam. Doğru bir karar belki. Açıldı çünkü. Ama önün açıldı mı gideceksin. O yoldan. Artık senin kaçacağın bir delik kalmadı. Hı. Hatası burada. Bak şimdi burada biraz geriye alalım. Biraz geriye sayın yönetmenim. Tekrar düz yolun başına alalım. 400'de duralım. Döndürelim. Evet, buradan gelsin. Alma, biraz daha al geriye. Biraz daha önü kapalıyken başlayalım. Tamam. Buradasın. Şimdi burada ya yoruldu tutmaktan, atlan kavgadan yıldı. İşi kolayına kaçtı. Bıraktı, önünü açtı, gitti. Onu kafamdan şey yapıyorum. Veyahut tabii 50 metreden sabredecekti. Çünkü bu çok sabırlı bir çocuk. Ya altındaki at da inanılmaz güçlü bir at. Çok güçlü at, evet. Güçlü ve kaliteli at. Yani diğer atlar... Ya en azından bu rakiplerinden... Bu rakiplerinden üstün. Yani. Bu rakipler onun yanında kolay yenebileceği bir rakiplerdi. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yaşlandı. Var. Önündeki atlar gidemiyor. Arkanda kimse yok. Gelen kalmamış. Sen yarışa çok hakimsin. Ağır çekimle oynatalım. Kaldığı yerde kalsaydı biraz daha. İçeriye kalmasaydı. Bak içeriye kalmasaydı. O kırmızılı formanın içinde kalsaydı. Bak öndeki iki atı. Evet, ortasından devam. Kalsaydı biraz daha ya. 2-300 metre daha kalsaydı. Zaten atlar yoruldu mu? Kulu var, kendiliğinden açılır. Bak burada Halimah'ın içine girecekti. Hala tutacaktı. Evet. Tuta tuta vuracaktır. Demin ayağın kurşunu kazandığı gibi kazanacaktı. Hiç de başına bu işler gelmeyecekti. Şimdi önü açıldı. Bak önü açıldı. Bir de kaybederin paniğine girdi. Hani yok ben onları geçtim zannettim. Nereye geçtin? Daha dışında at var. Daha var dışında. Bak, bir boy biz biraz geriye alalım.
İçindekini zor atladın zaten. Tamam. Bir gel gel biraz daha gel Yunus. Gelsin Yunus. Şimdi, gel yok yok, yok devam yok. Et yarışı. Devam et. Öyle yani. Doğru gel. Geçtiği yere gel. Tamam. Ha, dur burada. Kamçı hiç, kimi zaten. Geçtin abi de? Yani, daha kimseyi yemin. Geçmedin yani. Yeni yakaladın. Yani hafif üstünlük kurmaya başladın. Ağır çekimle gelelim. Bak daha içindekinin biraz önündesin. Dışındakinden yan yanasın. Aynı hizadasın. Dışındakinden önde değilsin. Neredesin? Yarın mı öndesin bak. Tuttun bir kazaya sebebiyet verirdin. O çok tehlikeli. Hani bunlar sanki foriliğin üstesinden gelemeyip panik yapan ancak acemi bir aprantini yapabileceği hatalar. Yani bir yıldız jokeyin, bir baş jokeyin yapacağı hatalar değil. Tek yapacağı şey tutacaktı 50 metre daha. Gül oynaya vuracaktı. Hiç kimsenin ne gelecek hali kalmıştı ne yürüyecek hali var zaten. Zaten kırfı görüyoruz hocam. Bir de şöyle bir şey var. Hocam işte kendilerine istirahat verdiler isteseler istemeseler işte bir hafta istirahat. Mental olarak yorgunlar. Yorgunlar memlekete işleri, gidecekler istirahat bu edecekler. Bu forliklerin üstesinden bir jokeyin. Jokey bindiği zaman hata. Ben bir gün bir tane bir kardeşimize güzel bir soru sordum. Ne yapacağız abi dedi. Kaç numara at dedim. Bilmiyorum ki dedi. Kolluğunu takarken de bakmadım dedi. Biraz böyle şey rahat bir jokey kardeşimiz. Dikkat etmedim abi dedi. Bir bak dedim. Daha elindeyiz zaten takmamıştı. Baktı 4 numara dedi. 4. git dedim. Dedi ki herkes hepiniz zaten aynı şeyi söylüyor. 4 git dedi. Yavrusu ne oluyorsa nerede istiyorsun orada git o zaman dedim. Yani biraz rahat binmen lazım. Şimdi bu atlan en geri dön. Tut. 5 boyu da haber kaybedemezsin bu yarış. Daha kolay kazanırsın kaybetmezsin. Hiç de başına bu işler gelmezdi. Ama 2-2 daha 4'tür. İzmir pistinde daha sözcüme kazanması lazım. Yok daha olmadı yani. O İzmir işi olmadı. Aman dikkat Vedat diyelim. Ha, şu da var. Arap atları ve bu atlar her ne kadar her gün kostalar dahi işte bakarsanız ağır kazalarda hafif kazalarda olsun arap atı takmaya çok müsaittir. Ama, ve yorulduğu zaman. Ve kurtaramaz. Yani orada bir takılsa eyvah. Bugün başka şeyler konuşulur. Hiç hoş olmazdı. Hiç olmaz. Daha dikkatli olmasını diliyoruz Vedat'ın. Tebrik ediyoruz Rüzgar Dağ'ın ilgililerini efendim. Hemen bu koşu sonrasında Şencan Fotocan'ı kısa vadede 8. 4 yukarı İngilizler 1400'e çıktı. Yani sadece farkları söyleyeyim. Gerisini sana bakayım. Warden Cliff 5 boy. Dragon Person 3. olan farkı 21 boy. Ya şimdi koşuda bir analiz yok. Dolayısıyla da Warden Cliff orta mesafeli yarışlarda iyi koşuyor. Artık grup bahanesine eklendi. Yarış böyle süratli gittiğinde daha da lehine oluyor. İşte çıktılar gidiyorlar. Dragon Pulse ikinciliği bence tatmikar. İyi koşuyor bu at. Gerçekten ciddi bir rakibi var Warden Cliff için. Fakat hani genel olarak konuşmak gerekirse işte Warden Cliff Dragon Pulse'a 4-5 boy yapabilir. Ama Dragon Warden Cliff'te 3. olan at arasında 4,5 saniye fark var. Çok hoş ona geldi. Kısa vadede 8 koşudan bahsediyoruz. Yani 15 handikap yarışlar var. 16 handikap işte ne bileyim klasman farkları olabiliyor. Mesafe uzun olabiliyor ama şimdi yani 1400 metrelik yarışta 26 kısa vadeli 8 bir yarışta yani 4,5 saniye yani çok enteresan atlar yoruldu mu azaldı mı bir de kış sezonu. Sezon yeni açılmış Ocak sonu Şubat başı yani yeni ısındılar yeni yarışlar hazırlanıyor. Çoğunun şart şurtu açık ya da dinlenip bu yarışa geldiler. Ama enteresan bu ve benzeri tabloları Adana ve İzmir'de görüyoruz. Dediğim gibi Dragon Pulse liderliği aldı. En azından rakibim beni yakalamayansa bitiririm diye bir düşüncesi vardı. Doğrusunu en iyisini de yaptı ama Warden Cliff'e yapacak bir şey yok. Yani bu koşu bir analiz yok. Sadece anlatacak durum buydu. Bak şu tablo gösteriyor. Şurada Yunus biraz daha geri alıp biraz geri alıp dondurulur muyuz? Yani bir görme açısından. Tamam. Burada, evet burada yani, dursun. Yani. Sonuçta bu Şencan Fotocan evet yarışı. Yani. Bu her yıl İzmir'in klasikleşmiş bir yarışı. Bu yarışı hazırlanan atlar var. Bu yarışı bekleyen atlar var kış sezonunda. Şu görüntüye bakıldığı zaman yani neredeyse 100 metrelik bir fark var yani. Fark var yani. Bilmiyorum hocam ne diyecek ama. Warden Cliff'le ilgilerini kutlayalım. Şu an için Warden Cliff'le bu mesafelerde İzmir'de rakipsiz koşuyor. Evet. Hocam şimdi sezon sonu, sezon başı ben artık bilemiyoruz. Yani kim sezon sonunda, kim sezon başında ama şu görüntü... Şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllarca gittik. Adana'ya da İzmir'e de gençliğimde, bekarlığımda, evli olduğum yıllarda da ilk yıllarında İstanbul daha kış sezonuna açılmadığı yıllarda gitmiştim. Daha sonra en son olarak Sayın Gülnur Gülerci Hanımefendi ve Gülerci ailesinin atlarıyla ilgilendiğimde geçtiğimiz yıla kadar sık gittiğim bir, çok sevdiğim bir hipodromdur. Mesela at idman etmesi de yarış seyretmesinin en keyif aldığım hipodrom bu hipodromdur. Anlattım, en keyif aldım. Yani pistin bu kadar yakınlığı, pistin konumlandırılışı. Pistisin ya. İnanılmaz keyifli. Ve İzmir halkının yarışa
verdiği önem. İnanır mısınız dedik. Yaz yarışları o sıcakta insanlar çoluk çocuk bakıyorsun işte kimisi İzmirliler çiğdemler çiğdemini almış. Kimisi işte başka şeyler almış oturuyor ailesinden evet. Veya eşinden dostlar kimisi piknik yapıyor. Çok da güzel bir mesire alanı. Yalnız şu gerçeğe göz ardı edemeyiz. Artık İstanbul'un kış yarışları İstanbul'da yarış olduğu müddetçe gerek Adana'da gerek İzmir'de 3 yarış gününü devamlı kaldırmıyor. Evet. Benim şahsi kanaatim hiç değilse 15 günde bir olmak kaydıyla bir gün Adana'dan bir gün İzmir'den alarak yarışları biraz daha birbirine yaklaştı. Yani bu affınıza sığınırım rezillik yani bunun başka bir konuşulur tarafı yok. Ya yani bu seviye bir yarışta bir ata 30 boy yapıyorsa tutarak bunu konuşulacak bir tarafı yok yani. At yok demek ki yani. Bu seviye at yok. Bunun da konuşulacak başka bir tarafı yok. Bence bu yıllardır artık çok öne çıkmaya başladı. Yani Wardum Clive çok özel bir at değil. Klas bir at. Evet. Çok iyi bir at ama hiçbir yarışta dünyanın hiçbir yerinde bu seviyeye sekreterlik dahi bu arayı yapmış bir at değildir. Yapamazsın yani. Flight'ten de yapmadı. Sekreter buna benzer bir ara yaptı. 35 senedir konuşuluyor. Yani şöyle bir şey. Bunun sadece bir izahı var. Başka bir şey yok. İzmir'den de Adana'dan da 15 günde bir defa olmak kaydıyla haftada 3 günü bu hipodromlar kaldırmıyor artık. Evet. Kaldırmıyor. Yani bizim İstanbul'a kaydırmak lazım. Kaydırmak lazım. Yani ben yıllarca yaşadım. Şimdi en başta biraz sonra konuşacağız. Bir Dagmar seyrettik değil mi? Evet. Ki kategorisinin en iyi safkanı. Statistikte. Bak müthiş de bilen bir Vedat Abiş vardı dün atın üstünde. Hiç soğukkanlı rahat. Evet. Rakibi dışında hiç paniklemiyor. Ama bir mücadele istedik. Burada mücadele olmuyor. Mücadele yok işte zaten. Tamam yapamıyor atlar mücadele. Atların gidecek hali yok yani. Start veriliyor. Benim çok üzüldüğüm bir şey. Atlar yarış başlıyor. Atlar başlayamıyor. Bir at tutarak önde gidiyor. Arkasında bir at var. Atlar kendi kendine 50 metre geri kalmaya başlıyorlar. Yani düz yola çıkamadı atlar. Herhangi bir tempo yok bir şey yok. Hiçbir şey yok yani öyle bir öldürüş tempo yok yarışta. Kenter gidiyor at. Acı. Evet maalesef ama Bordon Kaçı'da kutluyoruz. Üst üste kazandı. Adana'ya gidiyoruz kısa vade 8. 4 yukarı İngilizler 1900'e çıktı. Ghost Guest haftanın sürprizlerinden birini yaptı. Beyaz Bayrak ayında müthiş bir performans çıktı. Müslüm Şerik'te yani çok önemli safkanlar var. Zolom'un koşunun önemli favorisiydi. Oğuz'un rüyası. Yavinger geçen işte yaşadığı evet. Şanssızlıklar falan derken ama Ghost Guest sarı forma görüyoruz. Hiç oral olmadı. Ya şimdi Yavinger geçen şanssızlık yaşadı ama ben atın iyi olmadığını, akmadığını paylaşmıştım. Nitekim bu yarışta da bunu bize gösterdi. Yavinger o yaptığı yarışları yapmadı. Attır. Bu eksiği vardır. Sıkıntısı vardır. Yaşamıştır elbette. Ama o yarış sadece o starttaki sıkıntısının olmadığını bize bu yarış gösterdi. Evet. Demek ki biz o zaman doğru analiz yapmışız. Atlar çünkü burada sadece gerçeği söyleyen atlar var. Evet. Bizler de onları izlemekle mükellefiz. Koşuya gelecek olsak şimdi bu Ghost Guest tabii ki hani bir at kazanıyor. Kazandıktan sonra o atı analiz edip çalışıyorsun ya. Bakıyorsun mesela bu at 2-1-1 başlamış. İkinciliği çim yarışı 1-1 kumda. Dördüncü yarışı direkt grup 2. Yani aslında bu at idmanlarında yarış hazırlanırken ve koştuğunda bu ve benzeri yarışları yapabilecek bir potansiyele sahip bir atmış. Ama sonrasında aksili oluyor, problemi oluyor, yanlış kararlar. Bir sürü etken var biliyorsun. Yani evet. Açıklı kriter çok. Ne kadar doğru yapsan da canlı hayvanla uğraşıyorsun. Olmadı mı olmuyor. Fakat benim eski arkadaşım Seyit Kan hiç atın bu seviyedeki bir at olduğunu bırakmamış. Hep öyle bir at olduğunu inanmış ve ona göre yarışlar seçmiş. Ve nitekim müthiş bir yarış yaptı. Yani şu an herhalde Adana'da grup yarış olduğunda herhalde bir King Serkan eklenecek. Geri kalan bu atlar doğru mu? Aynen. İşte Zolomon grup 1 kazanmış. Altın Sıma açık yarışları içerisinde. Yavinger son yarış harici 5 yarış üstüne kazanarak geldi. Ama Ghost Guest öyle bir yarış yaptı ki çıktı. Biniş bir şekilde liderliği aldı. Tempoyu kurdu. Yani önde de gelir yok at biraz müsaade edelim de gibi bir durum da yok. Bastı geldi bir kazandı yani. Bitti. Müthiş ve 6 boy. Ve ben bu atın bu yarışının tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Arkadaki atlar hakikaten yakalayamadılar yani. Evet bir ara buralarda Oğuz'un rüyası içeri meyillendi ama yani her şey Zolomum'un lehine gidiyor. Yok arttıramadı değil. Öndeki atı yakalayamadı. Durmadı. Öndeki at durmadı yani. Bazen bazı atlar müthiş bir performans sergiler. Kendi gücünü gösterdikleri bir yarış vardır. Evet. Sonrasında onu devam ettirirler ettiremezler ayrı konu. Ama bu at bu seviyede bir at. Bu yarışın da tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çok yakın zaman içerisinde geçen hafta Flashback Bank için söylemiştim. Şimdi de Ghost Guest için söyleyeyim. Zaten kısa vadede 8 kazandı. Böyle bir yarış bulduğunda direkt grup koşusuna hanesine ekleyecektir. Hocam Ghost Guest 800'den 600'e geldiğinde ben kapandı.
Zaten koşu izlemeyi bırakmıştım zaten. Yani bitirdiğini orada gösterdim. Şimdi şöyle bir şey. Gökhan güzel temas etti. Atçı bir dostumuz, sevdiğimiz bir kardeşimiz Seyitkan. Elinde de belki sınırlı sayıda kadrosu da olsa güzel atlar koşuyor. Bu seviye yarışlarda her zaman sürprizlere imza atıyor. Şimdi start verildi. Startla beraber atın güzel bir tempo yarışı var. Amerikan tarzı bir yarış koştu at. Yani tipik bir Amerikan atı gibi. Müslüm Çelik iki yarış önce buna benzer bir yarışıyla at yine bu mesafede birincilikle pistten ayrılmış. At çıktı. Ayrıca da anladım ki yani bir antrenör gözüyle baktığım zaman şimdi kağıt üzerinde senden daha iyi görünen atlar var. Şimdi bu yarış mesela bir handikap koşu olsa bu atın 51 kilo 63 kilo koşması lazım. Çünkü o atlar 103 puan. Ghost Cat 78 puan. Yani 25 12,5 kilo yaklaşık 50,5 51 kilolarda koşup 63 kiloya karşı koşması lazım. Herhalde o zaman 100 metre ara yapardı. Bir. Bu neyin ifadesidir? Şuraya gelmek istiyorum. Bu at bu atları kilo kiloya böyle geçiyorsa antrenörü ve ilgilileri yarışa iyi çalışmış. Arkadaki rakiplerin yürüyecek halinin olmadığını biliyorlar. Evet. Atlar yani hepsi kağıttan kaplan olmuş. Ben bunları meydan okuyorum diye ben bunları çıkarım. Tempoyu düzelirim. İstediğim gibi evire çevire diyor bitiririm bu yarışı diyor. Döner. Tutarak da vururum. Gelsinler diyor. Bu bir meydan okumadır. Benim gücüm var. Ama sizde güç yok ifadesidir bu. Yani böyle iddialı bir çıkıp ön tarafa kağıt üzerinde çok şanslı olmadığım bir yarışta, iddialı olmadığım bir yarışta, rakiplere karşı çok üstün görünmedi. Şuraya bakar mısın? Bakıyor musun? Açıyor yani da. En yani yakın atı 10 boy ara yaptı yani bir anda. 7-8 boy oldu hocam. Yani hiç bir de kolay sermayeli gidiyor yani. Bu gidiyor öbürleri durdu yani. 10 metre olsa gidecek. Bak mesela arkadaki atlardan biri yarış terk etti. Javinger zaten sıkıntılı bir attı. Belli bir dönem at geçirdikten sonra oyuna girdi. Fakat yaklaşık bir 6 aydır oyunda kalamıyor. Kaçtır böyle kağıt üzerinde şanslı fakat Yok. Çok da kötü şeyler söylemek istemiyorum ama ya bir uzun istirahat hak ediyor ya artık yolun sonuna yaklaştı gibi duruyor. At çünkü koşamıyor. Bu at bu değil yani. Evet. Bu atın koşmadığını ifade. Koşacak olsa Javinger gibi koşmuyor at yani. Sıradan bir at. Zaten 3 hafta önceki gibi atın yarışı değil yani. Görüntüsü, eşkali, tüyünün parlaklığı. Yani burada zaman zaman söylüyoruz. Seyis kardeşlerimize helal olsun. Tamam Adana'da iklim çok müsaittir. Sıcak gider. Ama at güzel korunmuş, iyi bakılmış. Gücü kuvveti yerinde müthiş bir yarış koştu. Çok etkiledi beni. Evet. Ben de çok etkiledi. Ama şu var. Her zaman bu fırsatı yakalayabilir mi? Evet. Ya da Gökhan'ın az önce ifade ettiği gibi King Berkay gibi bir atın olduğu yarışta arkasına yatıp bu düzlükte bu yarışı yapabilir ya da başa başa geldiği zaman rakibe direnebilir mi? Onu zaman içinde göreceğiz. B planı var mı? Zaman içinde göreceğiz. Tebrik ediyoruz. Müthiş. Gerçekten Ghost Cast aykırı bir koşu yaptı. Ve İstanbul'da Şerafettin Gedi'yi aldığımız mücadele. Kısa vadede 8-4 yukarı İngilizler 1400'e çıktı. Dagmar 10'da 9 santitikte. Bu kez taş teket daha da yaklaştı ama ya şimdi şöyle tabii herkesin görüşü farklı olabilir. Bakıldığı zaman işte Vedat Dagmar'ı çok idare etti. Çok soğukkanlı davrandı ama kesinlikle yanlış bindi. Yani 49-70 geçiliyor yarış. Sen 2 gidiyorsun. Dışarıdan bir at gelecek yanına. Biraz daha yürüse yerini kaybedecek. Yani sonuç itibariyle Dagmar bu kadar yavaş giden bir yarışta yani 49-70 kış sentetinde Zadıkçım Antalya'da 48,5 geçti kumda. Antalya kumunda. Sentetikte değil. Şimdi bu yarış bak görüyor musun dışarıdan geliyor. Neredeyse asılıyor dışarıdaki Dagmar yanında üstüne çıkacak. Evet. Artık sen Dagmar'ı 300 metre sprinte bırakırsan taşlık et gibi bir at gelir seni geçer. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doğasın taşlık etin üstünde ayağın kurşun var. Ya taşlık etin üstünde kendi gibi rüzgardan gibi hareket eden biri olsaydı bir bozsaydı hakim olduğunda toparladı bitmişti. Ben sana söyleyeyim Mehmet Kaya olsaydı kazanmıştı. Bak bu jokey o iyi bindi bu iyi bindi jokey olayı değil. Ama sana hakim olduğun bir aksiyonu bozduğun kaybettin sen. Geldi burada. Hakim olur gibi oldu. Evet. Bozmaya devam ediyor. Bir bozsa aksiyonunu. Yolunda gitti. Bozabilir. Burada bir içeri doğru meyillense hafiften bir bozsa aksiyonu geçecek. Çünkü Dagmar bu kadar sprinter bir at değil. Evet işte bakıldığında idare etti soğukkanlı ama değil. Sen bir yerden sonra bas git. Sen kaç kere gittin bu atla bastın gitti. Bazen fazla güven de dezavantaja dönebilir. Yani bugün Dagmar ben mailimde de yazmışımdır. Yani şu an için bu mesafedenin en etkili atı. Yani. Yani 1400-1500'de bir grup bir yarış olsa kazanacak zaten. Evet. Doğru mu? Aynen. Çok etkili koşuyor. Ne yapacak bir daha söyler misin? Yani bu şu an bir grup bir yarış olsa 1400-1500 sentetikte kazanacak. Yani şimdi orada küçük bir parantez aç. Benim çok uzun yıllardır söylediğim
Muhtemelen bir sonraki randevuda grup 3 handikap yarışı var. Güzel. Mesela Amerika'da gruplu handikaplar var. Evet. Bu step by step oraya doğru gideceğiz. Tabii kolay değil bir anda böyle çok doğru. radikal kararlar almak ama çok keyifli yarışlar izleyeceğiz. Bence de. Kilo farkıyla birlikte handikap yarışlar evet. Toparlayacak olursak Dagmar ve Taşlı Ket zaten ikidir 1-2 bitiriyorlar. Bugün için Taşlı Ket hem de iyi koştu. Bakıldığında aslında 49-70 geçmesi evet. Taşlı Ket'in de aleyhine. O çünkü süratle gidip düzlükte gelecek. Ama diğeri tam yapamıyor bunu. İkidir Dagmar'ın lehine gelişiyor bu olay. İki atta çok başarılı koştu. İki atı, iki ekürüyü kutlayalım. Bana kalırsa bu mesafeler sentetikte mücadeleye devam edecekler. Birbirini daha Taşlı Ket ne yaparsam geçerim, öbürü daha ne yaparsam yakalanmayayım diye taktiksel gelişme olacak. Bu da bizlere yarayacak. Daha geniş bir analiz yapacağız. Hocam 10'da 9 Dagmar sentetikte. Şimdi şöyle bir şey atın konuşulacak bir şey yok tabii yani çok kaliteli bir safkan ama yarışa gelecek olursak bu yarışta da çok iddialı isimler pek yok. Tamam Taşlı Ket çok formunda yükselişi var. Dagmar haklı bir başarısı kağıt üzerinde söz konusu. Gerek kağıt üzerinde gerekse pistlerde insanlar da tabii çok ciddi yarışlara saklıyorlar atlarını. Daha iyi bir yarışta çarpışalım diye saklıyorlar zannediyorum. Ama bir sonraki randevüler biraz daha çetin geçecek gibi duruyor. Bunlar da biraz da bu tip kaliteli atların sezona giriş yarışları. Hem burada Gökhan'a katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Yarış yavaş gidiyor. Tamam. Öndeki at güzel bir tempo yapıyor kendi halinde. Dagmar iyi yerde çıktı ve başladı yarışa. En avantajlı yerdeydi. Çünkü hamleye gireceği yerde yarış çok... Bence bu kalibratlar için yavaş bir tempo. Evet. Evet. Yavaş giden tempoda en iyi yerde durdu. Geldi, hamleye girdi. Yalnız burada Vedat'ın yaptığı çok doğru bir şey. Bir sopa dahi kullanmadı. Bak tek kamçı kullanmadı. Ya belki atın kamçıya karşı bir tepkisi olabilir. Eksi yönde. Ondan dolayı hiç teşebbüs dahi etmedi. Bakın. Bazen görüyoruz jokerleri kılıç kullanır gibi kullanıyor. Kaldırıyor, sallıyor. Hiçbir şey yok. Bak tek fiske vurmadı atı. At geçti gitti fotoyu. Tamam. Bugün için belki tempoyu eleştirebilir, yapacak bir şey yok. Ama yarış iyi çalışılmış. Bu atın zaten stili bu. Gidenin arkasında yani, gidiyor. Zaten bayrak yarış gibi oldu yani. Yapacağı bir şey yok yani. Zaten bu atın stili bu yani. Bu at böyle koşuyor. Gidenin arkasında gidiyor. Düz yolu dönüyor. Önünü gördüğü yerde hamleye giriyor ve devam ediyor. Dagmar'ı ve ilgililerini kutluyoruz. Ayrıca Taşlı Wolf'ta da güzel bir form sıçrayışı var. Bir sonraki randevuda bu defa kilo farkı olacak. Güzel bir handikap grup ilklere imza atacaklar. Bakalım merakla bekliyoruz. Sonucu merakla bekliyoruz. Kutluyoruz efendim. Ve Cuma'dan başlayarak bir hafta sonuna gidelim. Neler var? William Giro yanacağız yarın. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda grup 2. 3 yaşlı İngilizler 1400'e çıkacak. Boston Light, Ferit Yardımcı, Can Efe, Hüseyin Şimşek, Depperman, Özcan Yıldırım, Stormy, Nezat Avcı, Taykın, Hışman Çizik ve Yurtbaşı Mustafa Çiçek'le start olacak. Gökhan'cığım son günlerde yani sene başı itibariyle çok ciddi altılı ganyan favori tablosunda oranlar görüyoruz. Depperman yarın bu oranları biraz daha ileri taşır mı yoksa? Taşır. Yani bakıyorsun şimdi ben Depperman'ın idmanında izledim. At çok iyi durumda. Yani zaten son 3 koşusunu kazandı. İzmir'de 2 yarıştır rakipsiz koşuyorum. Bir performansı var. Bence en büyük artısı da işte 4 tane at rakibi tercihli start istemiş. 6 Depperman'e çıkmış. 6 start. Neden? Ağır olabilir. Biraz geri oturur, eksik başlayabilir. Bunlar olabilir. Yarış 1400 metre kötü yere kalma ihtimali var. Ama şimdi böyle bile olsa dışında at olmadığı için çıkıp düz yoluna devam ettirip işi güce bindirerekten iyi yere düşer. Hmm. O yüzden yine Depperman kazanacaktır. Ama ben hep söylüyorum bizim format izleyicileri diyor ki abi siz bu atları söylüyorsunuz ama biz rakip istiyoruz. Rakip ararsanız Stormy diyorum. Ama bir numara Boston'la çok güçlü bir at. Nasıl bir performans verecek bilemiyorum. Ben Adana'daki üçüncülü dikkate almayan da hocayla bir de paylaştık. Atın arkasında kaldı, bir kapandı, bir gidemedi. Jockey'de zorlamadı. Şehir değişikliği var. Depperman kazanır. Ama rakip isterse yarış severlerimiz Stormy ve Boston Light. Depperman yarın bakalım altıgan favori tablosunun hangi oranı görecek? 70'leri görür. 70'i geçer bence. Geçer. 70'i geçen safkanlar bugün de oldu galiba. Hulki bugün 72 ile koştu. Üstesinden geldi. Tebrik ediyoruz ayrıca Hilal Öz kardeşimizi de. Güzel bir yarış. Depperman benim çok beğendiğim bir at. Beğendiğim tarafları çok fazla. Şu an bence
2024 yılında koşan taylar arasında en iyi tay bu tay. Çok farklı bir safkan. Mesafe pist ayırmıyor. Ben çim pistte de başarılı olacağına inananlardanım. Yani yıla damgasını vuracak star taylardan bir tanesi bu tay. Haklı olarak koşuyorlar ama yazın çok fitte çıkacak yaza. Eksi midir artı mıdır onu zamanla göreceğiz. Çünkü atlar az önce ifade ettiğim gibi kağıt üzerinde büyük şansla çıkıyorlar. İkramiyeler çok cazip. Kazanacaktır bence yani. Büyük bir aksilik olmazsa kazanacaktır. Ben ikincilik için Gökhan'ın söylediği atlara ilave olarak o 5 nolu bir tay var. Taykon. Efendim? Taykon. Nasıl okunuyor? Taykon. Valla telaffuzu biraz zor. Pek Taykon gibi okunmaması lazım gibi geliyor bana ama bilemiyorum. Çok da yanlış bir şey söylemek istemiyorum. 5 numaralı at diyeyim. İkincilikte iddialı isimler arasında. Tamam. 3 numaralı safkan kazanmaya yakın. Grup 2 yarış. 900 bin lira kış sezonu. 900 değil Gökhan'cığım. At sahip priminde biri geçiyor. Tabii bravo bravo. Tabii. Özel şeyler biri geçiyor. Değiştiricilikle işin içerisine girdim ki çok keyifli oluyor. Antalya'ya doğru gidelim. Kısa vadede 3 yaşlı İngilizler 1500 sentiteye çıkacak. 6 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Adige Perit, Erhan Aktu, Bellicoso, Müslüm Çelik, Kanteş, Mehmet Salih Çelik, Furmont, Mehmet Akyavuz, Matkep, Ahmet Çelik ve My Boy Tomo, Ayhan Kurşun da start alacak. 6-5-4 diyorum. My Boy Tomo, Matkep ve Furmont. Bu 3 at bu koşuya yeterli olacaktır. Çünkü sentetik pistte ve bu mesafede yaptığı yarışlar ve özellikle My Boy Tomo'nun son ikinciliği ayırt etmeksizin eklemek lazım. 6-5-4. Gökhan Şehir süratle 6-5-4 dedi. Geriye sayayım gibi. Bakalım hocam ne diyecek. O 5 numaralı tay ilgimi çekti. Geçenlerde aralarda kaldı. İstediği yerleri bulamadı. Değişik bir safkan. İyi koşacağına inanıyorum. My Boy Tomo yani biz bu ekranlardan defalarca söyledik. Sanki hiç yazın koşmayacak gibi gece gündüz koşuyor. Kaçıncı start olmuş bakar mısınız dedik tahminin? 16 koşmuş, 17. Muhteşem, harika. Beton atmanla maşallah. Benzer az şeyleri söylemek durumundayız yani. Hocam da 5-6-4. Ben de 5-6-4. 5-6-4. 5-6-5 bir şey fark etmez. Gökhan Gül 5-6-4'te Suat Demirel hocamdan geldi. Şimdi hafta başından beri konuşulan bir koşuya geleceğiz. Adana'ya grup 2, 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkacak. Bu arada da İzmir'e selam olsun. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşim var. Fuat Bey Atılgeri. Abi diyor bizim atla ihmal etmeyin de yurtbaşı. Yurtbaşıyı da ihmal etmeyin. Elazığ aklıma geldi. Yurtbaşı. Elazığ yurtbaşı. Tabii canım, Elazığ yurtbaşı müthiş. Müthiş. Çok severim. İpodumuzun olduğu yer. Ergin ailesinin olmak üzere. Selamlar. Evet. Hafta sonu heyecan nerede olacak? Adana'da çünkü bir yine rekabet var. Katılanlar var. Çeryat, Müslüm Çelik, Madras, Özcan Yadırım, Saheli Valontana, Ahmet Çelik, Sonuf Kılgır, Ayhan Kurşun, Yavuz Salim, Mert Gökalp, Aslan'la start olacak. Ki değişen jokeyler, farklı şeyler konuşacak. Ya şimdi bu ve benzeri durumları özlemişiz aslında Zadik'cim. Yani şimdiden sosyal medyada bu koşu için işte ağa açılıyor, kim kazanır kim bitirir diye. Bunlar güzel şeyler. İşte Çeyrıt geçen son yani son yarışında namalüplüğüne Madras son verdi. Son of Kuru'nun namalüplüğüne Çeyrıt son verdi. Dolayısıyla da tabii ki diğer iki atı da Sarayva, Lontana ve Yavuz Selim de koşuyor. Onlar da muhakkak surette koşuda iddialılar. Ama bu ve benzeri koşuları, rakipleri, yarışları özlemişiz. Yarın müthiş bir gün olacağını düşünüyorum. Bu yarış çok keyifli olacak. Ben bu koşuda Son of Kugur'u revanşta kazanacak. En azından kazanacak. Son of Kugur'u kazanacak. Arkasına Madras diyorum. Bu iki adet yeterli olacaktır. Hocam revanş farklı revanşlar bir yere geldiler. Yani burada atlara da ilgililerinde büyük beceri düşüyor. Ama jokeyler öne çıkacaktır. Jokeylerin şahsi becerileri bu yarıştan sonra konuşulacaktır. Çünkü birbirine yakın safkanlar hepsi belli bir dereceyi birbirine yakın şekilde yapmışlar. Yarışta tabii jokey değişiklikleri var. Bazı atlarda takı değişikliği var. Belli ki tekrar eski fabrika ayarlarına geri dönüp Son of Kugur beklemeyi yeğleyecektir. Öyle görünüyor. Çünkü kulaklığı tekrar takılmış. Geçenki yarışında söyledik. Pek doğru bir karar değildi. Starttan çıkması da lehine bence. Çıkacak arkalarına yatacak belli bir şey. Önde Madras gidecek. Yani Madras pek şakası olan bir at değil. Ne kadar gideceği önemli tabii. Madras'ın ne kadar gideceğine onlar karar verecek. Ne kadar nasıl gideceğine hocam idman pistleri çok iyi gözüküyor. At kazanarak geldi bu yarışa haklı olarak.
Şeriat ciddi bir safkan. Ben her zaman için söylüyorum, şeriat uzayan mesafelerde İbre'yi rehine çevirebilecek bir safkan. Daha iyi koşacağına inanıyorum uzayan mesafelerde. Şeriat de aynı şekilde. Burada tabii jokeylerin birbirini kollayarak gitmesi, çok az farklar var, çok küçük nüanslar var. Jokeylere çok iş düşüyor, atlara da tabii ki. İlle de bir sıralama yapmamız gerekirse ben Şeriat ve Son of the Cougar'ı başa baş veriyorum. Daha sonra Madras. Ama bu yarış şöyle bir şey var. Sanki bu yarışta böyle bir protestoluk, follülük bir olay çıkacak gibi duruyor yani. Artık çok inatlaşma oldu çünkü yani. Bir hafta sonra anlatırız. Öyle, öyle görünüyor yani. İnşallah olmaz canım. 5 tay koşuyor. Olmaz değil, olacak gibi duruyor beş yani. 5 tay koşuyor derken 3 tayda da olur yani o iş. Bazen piste sığmazlar. Sığmaz yani. Hadis Ayadız'la birlikte beraber biz at bindiğimizde 2 at önde gidiyorduk. Bu arayların dışında bitiyorduk yani Zadik'cim. Sizin inatlaşmanız vardı zaten. Tabii inat değil ya, işte yapıyorduk. Yapıyoruz. Bakalım, umarım güzel şeyler konuşuruz koşu ile ilgili. Adana komiserlerini ben çok beğeniyorum. Çok güzel kararlar alıyorlar. Ama inanıyorum ki yani ben Adana'da komiserlik yapan bir kişi olsam tek yapacağım şey şu olur. Yarıştan önce eskiden, çünkü ben çocukluk yıllarımda hatırlıyorum, işte burası bunun arka tarafı stüdyonun jokey odasıydı. Bir bakmışım böyle çok önemli koştuğu önce komiserler gelir jokey odasına, asansörle inerler aşağıya. Arkadaşlar bol şanslar. Bir de tabii bir takım şeylerde sorun. Eğer ki bir devlet erkanından gelen değerli misafirlerimiz varsa, işte sayın valimiz veyahut da sayın belediye başkanımız burada. Lütfen sizleri hocam, ciddiyete davet ediyorum. Biraz daha dikkatli olalım. Lütfen yarış seyredelim. Yani yarışı olacaktır hafta sonu. Çünkü çok önemli koşular olacak. Var. İnatlaşma oldu mu? Çünkü biz buralarda at koştuk. Bildiğim bir podrom yani. Mentali bilirim. İnatlaşma oldu mu bu işin ucu iyi çıkmaz. Hocam yani. Başta Yalçın Batur komiserler kurulu gelir. Sürekli bize uyarı yapardı yani. Sezon başı kesin bir toplantı. Hatta bir yarış öncesinde derlerdi. Önümüzdeki yarış günü erken gelin bir saat. İlk koşudan önce biz hepimiz gelir orada beklerdik. Sohbet olurdu, dertler dinlenirdi ama uyarı hep vardı yani. Tabii uyarı var. Hemen bu koşunlardan... Belki hocam yine yapılıyordur, biz belki şahit olmuyoruz. Ben görüyorum. İnşallah yaparlar. Yaparlar, mutlaka yapılıyordur. Misvak-ı Milli, Adana'nın önemli koşusu. Grup 3, 4 yukarı Araplar, 1400'e çıkacak. 8 safkanın mücadelesi var, ekrana gelecek. Canım kardeşim Ercan Şankaya, Göralan, Müslüm Çelik, Hedbe, Hışman Çizik, Kum Bey, Ayhan Kurşun, Pişmana, Özcan Yıldırım, Şahin Mahmut, Nizamettin Demir, Tuşla, Mehmet Akyavuz, Zafer Meydanı, Uğur Temur. Ya şimdi canım kardeşim, bu son iki yarışını izledikten sonra bu rakiplerini geçti, yine geçecektir. Evet, yarış biraz daha uzun olsa daha rahat edecek ama mesela gününde ve iyi olduğunda müthiş bir performans sergiliyor Zadik 1400 metrede. Sonra Adana'da kazandı grup 3 yarış zaten. 1.35 95-1.36'nın altına indirdi. Ve bununla birlikte sonrası yine uzun mesafe kazandı. Yani senin mesafe konusunda bir şeyin var mı? Ya şöyle. Adaptasyon. Şöyle biraz adaptasyon. Bazen startta kalabiliyor. Evet, bazen. Bazen böyle işte arka arada kalıp kuyumunda kızabiliyor. Onun bir dezavantajından soru işareti. Yoksa yaptığı son iki yarışına bakıldığında canım kardeşim rakipsiz bir performansı çok var. Çok keyifli olmaya başladı. Zaten çok iyi at. Sıkıntısının olduğunu biliyoruz. Değerli Aksu ailesiyle konuşmuştuk zaten. Arkalarında biraz problem var, yoksa çok değişik at diye. Uğraşıyorlar ciddi. Zaten Arap atını da iyi koşan bir ekürü. Demek ki yapılan son çalışmalar canım kardeşime iyi gelmiş. Evet. Dış kulvar start istemişler. O lehine, çok lehine. Lehine olmuş. O yüzden de bence Çankaya'da çok iyi biniyor ata. Canım kardeşim kazanacaktır. Canım kardeşim 1400 metre mesafeye geldi ama çok formda. Hocam devam eder mi? Yani şimdi az önce ekranın yayının başlarında söylediğim şeyleri canım kardeşim için de söylerim. Atlar form tuttuğu zaman üst üste iyi koşarlar. Çünkü yeterli zaman ve süre oluşuyor. Ama her ne kadar kazanabilir gibi dursa da sanki biraz mesafe kısa gelecek gibi bana geliyor. Benim burada beğendiğim birkaç tane safkan var. Bu arada çok kağıt üzerinde öyle canım kardeşim gibi dursa da çok kolay olacak gibi durmuyor. Mesela bir Hedbe var. Benim çok beğendiğim bir Kum Bey diye bir safkan var. Arkasından Tunç Dağı var. Zafer Meydanı gibi bu mesafeyi en iyi koşan safkanlardan bir tanesi var. Yani bu mesafeyi çok iyi koşuyor. Seyri çok keyifli bir mücadele olacak gibi duruyor. Güzel mücadele. Her ne kadar canım kardeşim bir adım önde olsa dahi.
Ve İstanbul akşamına geliyoruz. Aydın Tatan alacağız. Kısa vade altı mücadelede 4 yukarı İngilizler 2200 sentetiğe çıkacak. Geli safkan dekleri oldu. Koca Vezir Mehmet Kaya, Slaps Halil Kaplan, Taylor Mustafa Çiçek, Zafer Ateşli Nezat Avcı, Catch the Stars Erhan Aktu, Koma Stars Eray Çizik ve Cool Star Görkem Özçelik. Yani Koca Vezir ve Cool Star son iki yarışı, son iki koşusu dikkatleri üzerine çekti. Bu rakiplerine geçti. Her şey lehine gözüküyor. Koca Vezir ve Cool Star arasına geçeceğini düşünüyorum. Bu iki at yeterli olacaktır. Bu iki at eğer dışına çıkarsa Time Lord tabii ki son yarışı dikkat almamız gerekiyor. Ama diğer atların hepsinin şansı olabiliyor. O yüzden de Koca Vezir, Cool Star ya da Cool Star, Koca Vezir yeterli olacaktır. İki safkanla geldi Gökhan Gürden hocam. Ne dersin? Hangi dediğin sözü Gökhan? Cool Star. Koca Vezir ve Cool Star. Ben bir starttan çıkıyor. Time Lord numarayı alacaktır. Eğer önde gitmesine müsaade ederse yine kazanır diyor. Beyaz Baykan'a gelebilir diyorsun. Tabii çünkü bunlardan aşağı bir at değil, fazla at. Bunu denedi geçen gün, yaptı ya. Yaptı. Petlenen, mesafenin uzaması da lehine gibi duruyor. Nereye gidiyorsun diyecek bir safkan da gözükmüyor. Kimsenin bir yere gidecek hali pek yok da zaten yani. Başında öyle bir şey yapmıyorlar. Evet. Sen Time Lord'a dikkat diyorsun. Evet, çıkıp bitirme şansı yüksek görüyorum. Dekleri olan koşular bu şekilde. Kayıtlı koşulara gelelim. Kısa vade 9 Adana'ya gidiyoruz. 4 yukarı İngilizler 1400'e çıkacak. Pazar günü efendim 6 saftanın koşuya kayıtlı olduğunu görüyoruz. Flashbank, King Berkay, Weisspear, Altın Sima, Ersan Star, Selanik Aslanı. Ya bu mesafelerde iyi bir King Berkay yakalayamıyorsun. Yakalasan da atlayamıyorsun. Doğal olarak ağır foyru olacaktır. Ama geçen hafta Flashbank inanılmaz etkiledi bizi. Çok müthiş bir yarış yaptı. Sonuçta King Berkay da sıkıntılı at. Bazen beklentinin altında koşuyor. O yüzden Flashing Bank asla ihmale gelmez. Dikkat etmemiz lazım. Hatta yani ben King Berkay'a rakip arıyorum diyenler Selanik Aslanı'nda. Çünkü o da onun ikinciliği arkasında, o da iyiydi. O da bu mesafeleri iyi koşuyor. King Berkay bir adım önde ama Flashing Bank ve Selanik Aslanı asla ihmal edilmemeli. King Berkay önde, Flashbank'le Selanik Aslan'ın rakip olabilir diyor. Benzer şeyleri söylemek durumundayız. Atlar çok belirgin artık. King Berkay bu gruptan fazla bir safkan. Eğer ki kendini iyi hissettiği, ayağı yere sağlam bastığı müddetçe, ki hepsinin ayağı yere sağlam bassın, her zaman için bu gruptan farklı, kaliteli bir safkan. Tabii ki King Berkay bir adım önde. Bakalım. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 8, 4 yukarı İngilizler 2000'e çıkacak. Koşuda 6 safkanın kayıtlı olduğunu görüyoruz. Asian Knight başka bir koşuda kayıtlı muhtemelen burada olacak. Call of Light, Daredevil, Asian Knight, Brazen Storm, Dragonfire, Heved Heves. Yani Daredevil her şey lehine gözüküyor. Bu yıl daha da iyi durumda Daredevil. Ben hani kazanmaya yakın isim olarak görüyorum. Yine bu pisti seven Dragonfire rakibi olacaktır. Bu iki at yeterli olacaktır. İki at yeterli diyor Gökhan Gül. Deliver ve Dragonfire dedi. Belki mesafeden dolayı biraz düzelirse Hepedi Hepes. Ettiğimiz sürpriz onlardan. Evet. Tutturursa evet. Sürpriz yapabilir dedi Suat Demirer. Bu şekilde koşulları değerlendirdik efendim. Yurt dışına doğru uzanıyoruz. İki haberimiz var. İlk haber usta oyuncu atçılık sektöründe. Hollywood'un dünya ünlü oyuncusu Matt Damon da atçılık sektörüne girdi. Avustralya'da değil isimli safkanın ortağı olan Damon'un safkanı ilk yarışına Randwick'te çıktı. İlk startında 6. olan safkan için antrenör John Oshie, Tay'ın geleceğinin parlak bir isim olduğunu belirtti. Hocam seninle başlamak istedim. Yurt dışında özellikle futbolcu olsun, sporcu olsun ya da sinema oyuncusu olsun birçok kişi atçılığa çok meraklı ve ilgili. Şimdi şöyle bir şey, atçılık her zaman için sosyal bir statüdür. Ayrıca da bu tarz ülkelerde yani atçılığın gelişmiş, hem atçılıkları hem kendi medeni toplumların gelişmiş ileri seviyedeki ülkelerde ciddi bir sosyal statü. Ayrıca da insanların çok keyif aldığı bir spor. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Belki futbola çok merakınız olabilir ama gidip bir takım satın alıp hiçbir zaman böyle bir önde öne çıkıp oynayamazsınız. Fakat kendinize bir forma diktirip at satın alıp at yetiştirip pistlere çıkıp boy gösterebilirsiniz. Evet. Her şekliyle keyif alabilirsiniz. Ayrıca insanların hep bir çocukluk hayalleri vardır. Herkesin, hepimizin at sahibi olmak. Kesinlikle, muhakkak ki yolu bir yerde kesişmiş
Belli bir yerden sonra Matt Damon oldukça ünlü, orta yaşlara geldi artık. Gençlik, evet. Çok da genç diyemeyiz. Değil. Bu iş bir kere her atçılığın en güzel yanını biliyor musun Zadikçim? Hiç zamanın bitmediği bir iş. Yani akşam yarış var, sabah kayıt var, öbür gün deklere var, işte tayınız doğdu, tayınızın eşleşmeleri, kısrağınızın sürekli bir inanılmaz çok güzel, harika bir aksiyon içinde olan bir sarmal. Tabii ki ekonomik bu tarz beyefendilerin ekonomik gücünü zaten konuşmaya gerek yok. Çok güzel, harika bir hobi. Tebrik ediyorum kendisini. İnşallah bu ve benzer taylarıyla takipçisi olacağız. Kazandığı bir gün de ekranlarımıza yine misafir olacaktır. Gökhan'cığım, oyuncu olsun, evet, sporcu olsun, şey, Sir Alex Ferguson o yaşta gitti, tayı kazandı. Doğru. Ama onlar, düşünür müsün? Bahreyn'e gitti, kupa aldı. Kupa aldı, geldi. Yani kendi ülkesine. Orada güzel, rahat rahat gidip ben buradayım, az sahip olarak. Ama bizde maalesef bu noktada. Şimdi İzledikçim, yani Matt Damon inanılmaz bir oyuncu. Zaten yani hepimiz çok yakından tanıyoruz. Yani Hollywood'un meşhur oyuncusu. Yani bu atı hani hayatının bir noktasında bir atın var diye mi aldı bir arkadaşı Estoş'la beraber? Yoksa atçılığa yatırım yapıp bir yetişik mi yapacak bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Hoca zaten takip ediyordur. Bu at onun çok yüzünü güldüreceğini düşünmüyorum. Eğer meraklıysa daha iyi atlar da alacaktır. Evet. Ama bu o benim anlattığım kısmında değil. Hocanın anlattığı kısmına bakmak lazım. Atçılık dünyanın her yerinde seni farklı noktaya taşır. Bütün kötü enerjini alır. Sana kendini iyi hissettirir. Farklı bir heyecan verir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bak, ben defalarca bu ekranlarda söyledim. Yıllar geçecek, görümüz bilmiyorum. Buraya jokeyler, antrenörler ve çok ciddi at sahipleri ve yetiştiriciler çıkacak, gelecekler. Ve onlar diyecek ki biz atla terapi merkezi ya da atla terapi merkezi değil, diğer neydi hocam, atların gezdiği, dolaştığı, poni atlarını geziyorlar ya. Söyleyemiyorum bizim. Pony Club. Pony Club. Pony Club'tan onlarca atçı gelecek buraya. Ama seyis, idman jokeyi, jokey, antrenör ve çok ciddi at sahibi yetiştiriciler. Göreceksin, ben diyecek Pony Club benim oturduğum şehre geldi. Ben orada ata bindim, atla orada tanıştım. O aklına bir köşesine girdi. O büyüyecek, işi belli bir noktaya, bir seviyeye, iş adamı oldu mu, işveren oldu mu, o atçı olacak. Bak göreceksin, bu konuşulacak. Bu konuşmamda böyle bir not alınsın. Atçılık, böyle olacak. Ayrıca çünkü da atçılık şöyle bir şey, yani ben tarihi şimdi yanlış da söylemek istemiyorum ama 2010'lu yılların başı da zannedersem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Barack Obama Türkiye'yi ziyaretinde gazetecilerle bir söyleşisinde hayatında olmazsa olmazlardan ilk onun içinde Kentucky Derby dedi. Evet. Yani ben çok isterdim hipodromu da, aynen, İstanbul'da Veli Efendi Hipodromu'nu bir ziyaret etmesini, bir ağırlanmasını. Yani at yarışını böyle bir şey yani. Dünyanın yarışını mesela Türkiye'de de birçok artistin, birçok sanatçının, ki genç nesil biraz daha bence daha yeni hocam, yeni Kentteki Derbi'nin şey slogunu da çok güzel ya. Her şey aynı. Bizde de mesela Gazi Koç'un. Ben mesela geçtiğimiz yıl bir gün işte eşim rahatsız, doktora gitmiştik. Biraz sohbet ettik. Hayatımda dedi hiç Gazi'yi kaçırmadım. Pandemide dedi en üzüldüğüm şeylerden biri dedi. Değil mi? Yani pandemiyi kenar alırsak dedi Gazi Koç'un canlı seyredemedim, ona çok üzüldüm. Hocam Hakan Boya haksızlık diyor. Sanatçılar da atçılı diyor. Evet. Sevgili Hakan ya, bu top bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle öyle ama tabii konu ki yani haber olduğu için bu şekilde dile getirdim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar sadece ne, bunlar sadece ne biliyor musunuz? Emre'yi de anlatmış, Emre Karay'la Asya'ya olduğunu dile getirmiş. Sadece geri kalmışlıkla ilgili bir şey. Evet. Böyle ileri toplumlarda bunları konuşacak hali yok. Yok, çok çok net. O çok net. Çok net ya. Bu konuşulacak, tartışmaya yani kapalı bir durum yani. Evet. Bir insan yani artist diye at mı alamayacak veya da futbolcu diye at mı? Yok mu yani? Yok. Michael Owen niye antrenörlük yapmıyor da atçılık yapıyor? Ya ülkemizde hocam çok uzun yıllar, çok eskiden beri atçılığı seven yani ve atçılık içerisinde olan birçok sporcu, sanatçı. Hocam dediği gibi yeni yeni artık hani isimler yazılıyor. Olacak, eklenecektir. Az eklenecektir. Eskiden aman benim ismim olmasın. Aman olmasın, aman görmesinler beni. Geçti artık o gün. Geçti. Efendim, Otto Zeitz İrlanda'ya döndü haberine devam ediyor. Kulübümüz aygırlarından Authorized, Capital Harası tarafından alındı ve İrlanda'ya döndü. Grup 1 galibi yavruları bulunan 2004 doğumlu başarılı aygır, 2020 yılından bu yana ülkemizde aşım yapıyordu. Görüntüleri rica edelim. Ben şimdi Authorized geldi, koşarak İzmit Pansiyonu araya gittim. Kendisine gördüm, resim de çektim, resimlerim de var. Bu atın ülkemize gelmesine emeği geçen herkese teşekkür edelim. Gitmesine de emeği geçenlere teşekkür edelim. Niye? Böylesi bu at
Epsom Derby Dettori ile yani sanki bir handikap bir meydi koşu kazanır gibi kazandı. Hı. Epsom Derby dediğin zaman Zadıkçı'm öyle bir 5 dakika duracaksın. Evet. Kolay değil yani. Tabii her ülkenin kendi klasiği, derbisi önemli ama Epsom Derby çok zor bir yarış. Otorask gezinti yaparak kazandı. Çok da iyi atlar yavruları var. Ülkemizde de gelmeden önce işte ilk Akme Bici Bici, Torp Makto gibi temsilcileri var. Ben inanıyorum ülkemizdeki yaptaşımlardan da bize aygırı bırakacak. Evet. Bir kere çok iyi bir soy bıraktı. 3 yıl çekildi, 3 yıl içerisinde yapabildiği kadar aşım elinden geldiği kadar sayısını yavruları var. Bize iyi bir aile soy bıraktı Otorays. Ama bu bir başarıdır. Böyle bir at ülkemize geliyor, tekrardan gidiyor. Yani bunlar oldukça biz kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha moralleniyoruz. Ya da yeni gelen atçı ya da böyle düşünen yetiştirici, evet bak ben aygır alabiliyorum ve geri yollayabilirim düşüncesi oluyor. Belki bu bir ilk oldu değil mi hocam, ülkemize gelip de böyle bu şekilde tekrardan? Çok var. Var ama böyle hani kim var mesela çok? Benim ilk aklıma gelen 80'li yılların başında Sayın İlyas Çokay'ın Strange Love, Silver Swan, Royal Right diye 3 aygırı birden Amerika'ya gitti. Ama son yıllarda böyle mi yok? Son 20 yıl yani, yok. Daredevil var işte. Yani Daredevil ama bizim hala. Bu gitti. Bizim olduğu geri gitti. Satıldı bunda, yani. Bunda yani en güzel şey ne biliyor musun? İkisi de doğru. Ben öncelikle atı bir tekrar gösterebilir misiniz? Ya. Nakli esnasında. Buraya değil daha sonra bir ahır, daha bir sonraki kare var. Bu arada Türkiye'den gidiyor. Planket var atın üstünde. Evet. Zadıkçı'm bunu... Yok hayır. Arabaya geçiş esnasında var. Köre. Ha, bak burayı bir durduralım. Burayı bir durduralım. Bir kare geri gel. Tay gibi değil mi hocam? Biraz daha gel. Bir kare daha geriye gel. Bak evet. Şimdi. En güzel şey ne biliyor musunuz? At o kadar güzel bakılmış ki. Tabii canım. Kim çok biliyorum derseniz bu ata kimse 20 yaşında diyemez. Diyemez. Hani alınışta sayın değerli başkanımız Serdar Adalı abimizin diretmesi ve istediği rakama daha yukarı bir rakamı zorlaması ve o rakamı alması. İşte biraz ticareti ve iş adamlarını bilmenin kesinlikle artıları bunlar. Üçüncüsü, bu at aşıma gidecek. Aşıma gidecek. Atı tekrar bir demin söylediğim kareyi alabilir misin Yunus? Bir kare daha gel. Boynunu mu anlatacaksın hocam? Yok atın her tarafı. At o kadar güzel fit ki. Tabii koşan at. Yani müthiş sağlıklı, tabii, güzel. Tabii. Ayrıca da ciddi bir sezon hazırlanıyor. Biz tabii bu haberi hep beklettik. Tam at gitmesi netleşsin. Karantinadayım. Olay gerçekleşsin diye. İnanır mısın Gökhan? Haran'ın sahibinin röportajı vardı bir İrlanda gazetesine. Söylediği şey aynı bu söylediğim cümleyi kuruyor. Telefonlarım kilitlendi, yetiştiremiyorum. İnanılmaz bir talep var diyor. Bravo. Süper. Tamam. Şimdi çok bile arkadaşlarımız eleştirebilir işte yok point'e gider, hard'la gider. Nereye giderse gitsin. Bu at geldi buraya alındığı fiyattan daha değerli bir paraya 20 yaşında tekrar. Ya bu neye benziyor biliyor musun? 40 yaşında bir futbolcuyu transfer etmenize benziyor. Ondan para kazanmanıza benziyor. Aynen öyle. Bravo. Ayrıca da 3 yıl burada şerefinde hizmet etti. Kesinlikle. İnsanların en azından bir heyecanlandırdı. İnanıyorum ki taylarında sabredilir, üçlüyü beklerlerse, sağlam beklerlerse bir imza atacaktır. Hocam çuvaldızıken bize batırırım. Yani sonuç itibariyle işte Nisan ayında, Mayıs ayında koşan tayları var. Ve bu taylar Nisan, Mayıs ayında doğmuş. Yani daha 2 yaşını yeni dolduracak. Otorays koşuyor. O yüzden hata haksızlık etmemek lazım. Yol açık olsun diyelim. Ben geldiğimde çok sevinmiştim. Gittiğimde de üzülmedim. Dediğim gibi bunda bu çok önemli. Yerine daha yani. Gençleri, tabii, yenileri gelecek. Tabii yani sonuçta ülkemize gelen bir aygır geri gidiyor. Bence çok önemli bir alımda çalışma. Alımda ve satımda emeğe geçen herkese ellerine emeklerine sağlık. Teşekkür ederiz. Yol açık olsun diyelim. Şubat ayının ilk programı Gökhan. Ağzına sağlık diyelim. Sona geldik. Ben teşekkür ederim Zadıkçı. Ben hızlı ve güzel bir program oldu. Çok mesaj geliyor. Dolayısıyla hepsini dile getiremez. Getirdiğimiz zaman konuyu açıyor. Biz bu sefer çok o noktaya değinemiyoruz. Bizi bu saate kadar bekleyip, izleyip katkı sağlayan herkese, işte her zaman olduğu gibi gerek stüdyoda, rejide, tüm gün boyunca sen de biliyorsunuz dedik çok ciddi bir emek var TCK TV'de, ailemizde. Onların hazırladığı programla biz de burada dile getiriyoruz. Hepsine teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hocam ağzınız. Ekran başında bizleri izleyen değerli atçı arkadaşlarımız, dostlarımız ve yarış severlerimizin hayırlı geceler diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz ilginize. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese iyi geceler, hoşçakalınız.